Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu kedinizin gerçekten sıkıldığını gösteren 8 işaret ve bu can sıkıntısını geçirebilmenin çok basit çözüm yolları. Kediler de aslında tıpkı insanlar gibi kendilerini meşgul, motive ve tatminkar hissetmek için belirli düzeyde uyarılmaya ve aktiviteye ihtiyaç duyarlar. Eğer kedinizi belirli düzeyde uyarılma ve aktivite olmadan uzun süre bırakırsanız can sıkıntısı başlayacak ve bu da ruh hallerini olumsuz etkileyecektir. Hatta burada biz kediler sıkılır mı sorusundan öteye kedinizde depresyon belirtileri de başlayabilecektir ve belli zaman sonra bunalıma girerek kedinizde bir takım rahatsızlıklar, hastalıklar ortaya çıkabilecektir. Evde baktığımız kediler sokaktaki kedilere göre çok daha uzun ömürlü olsalar da daha monoton bir hayat sürmeleri çabuk sıkılmalarına neden olabiliyor. Hele bir de akşama kadar evde yoksanız, bütün gün yalnız kalıyorlarsa sıkılmaktan tabii ki daha doğal ne olabilir? O zaman kedilerimiz sıkılır mı? Belirtiler nedir? Konusuyla başlayalım ve ardından çözüm yollarını da muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Birincisiyle başlayalım. Birinci belirtim saldırgan olması. Çoğu zaman can sıkıntısı çeken kediler bunun belirtisini yıkıcı olarak gösterirler. Örnek olarak verecek olursak perdelere tırmanabilirler. Hiçbir şey kalmayana kadar onları yok edebilirler. Ayrıca masaları devirebilir, tuvalet kağıdı rulolarını parçalayabilirler veya sizin eşyalarınızı yüksek yerlerden aşağıya atabilirler, tırmalarlar ve zarar verebilirler. Mesela bendeki erkek kedi sıkıldığı zaman deli gibi sağa sola koşturarak koltukların üzerine atlıyor. Hatta bazen sandalyeleri devirmeden rahat etmiyor. Aslında bu hem onun sıkıldığının hem de enerji atması gerektiğinin de bir işareti. Kısacası sıkılmış kediler ciddi derecede saldırganlaşabilirler ve sizi tırmalama gibi çok daha ciddi sorunlar da oluşturabilirler. İkincisi aşırı bakım yapma. Kediniz eğer kendini sık sık yalıyorsa, derisini aşırı derecede yalayarak ısırıyor, hatta çiğneyerek tahrişe ve iltihaplanmaya kadar götürüyorsa büyük bir sıkılma içerisinde ve stres altında demektir. Bu davranıştan kaynaklanan tahriş aşırı bakım yapmaya devam etmelerine ve bunun bir döngü oluşturmasına neden olabilir. Bu durum ileride anksiyete ve depresyona kadar kötüleşebilir. Yani kediniz eğer kendini aşırı derecede temizliyor, derisine bile zarar veriyorsa stres altında olduğunu gösterir. Tabii şunu da göz ardı etmeyin. Fazla bakım yapmanın cilt alerjisi, parazit veya pire gibi sağlık sorunlarının bir işareti de olabilir. Buna da dikkat edin. Yani kedinizde parazit olma ihtimali de olabilir. Üçüncü maddemiz genellikle anlaştıkları diğer evcil hayvanlarla kavga etmeleri. Kediniz eğer evdeki diğer kedilerin peşinden sürekli koşuyorsa veya köpeğiniz varsa onu köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsa, bu kedinizin aslında biraz uyarılmaya ihtiyacı olduğunu ve sıkıldığının, strese girdiğinin bir işareti olabilir. Hatta bazen az önceki maddede olduğu gibi kediniz aşırı derecede sıkıldıysa evdeki diğer arkadaş kedisini sürekli yalayarak rahatsız edebilir ve sonucunda kavgaya da tutuşabilirler. Bunu da bir nevi kavga çıkarmak ve stres atmak için de yapabilir. Kedilerin arada bir bu tarz hareketlenmelere ihtiyaçları vardır. Kedimizin sıkıldığını gösteren diğer bir maddemiz sürekli dikkatinizi çekmek istemesi. Kediniz siz çalışırken klavyenizin üzerinden geçiyorsa veya aç değilken bile durmaksızın size bakıp miyavlıyorsa, okuduğunuz bir kitabın üzerine langırt diye oturuyorlarsa bu kedinizin sıkıldığının bir işaretidir. Ya da sevgiye ihtiyacı olduğunun da bir işaretidir. Canı sıkılan kediler aşırı sesler ve dikkat çekmeye yönelik davranışlarla sahiplerinin dikkatini çekmeye çalışırlar. Beşincisi aşırı uyku. Kediler zaten normalde genellikle çok uyurlar. Ancak kediniz çok uzun süre uyuyorsa can sıkıntısı veya depresyon yaşıyor olabilir. Bu durum zararsız gibi görünebilir ama değildir. Kedilerin sağlıklı, mutlu ve memnun kalmaları için zihinsel ve fiziksel uyarılmaya, kısacası hareketlenmeye ihtiyaçları vardır. Aşırı uykulu bir halleri varsa da kedinizin sıkıldığının bir göstergesidir. Altıncı maddemiz aşırı veya çok az yeme. Aşırı yeme kedinize sıkıldığın bir başka işareti. Can sıkıntısından yemek yemenin de çok insani bir özellik olduğunu unutmayın. Anksiyete ve depresyona olan birçok insan aynı zararlı uygulamayı yapıyorlar. Kendilerini yemeğe veriyorlar. Tabii kedinizde ekstrem bir durum, hamilelik gibi bir durum varsa kedinizin aşırı yemesi gayet normaldir. Aynı şekilde çok az yemek yiyen bir kediniz yukarıdaki gibi kendini daha çok uykuya vurduysa bu tehlikeli bir sıkılmışlık göstergesidir ve hastalıklara da daha fazla davetiye
çıkarır. Yedincisi merak eksikliği. Kediler günlerinin belli kısımlarında aktivite ve oyunla meşgul olurlar. Daha doğrusu meşgul olmak zorundadırlar. Normalde çok meraklı bir canlı olan kediler en sevdiği şeyler yapılmasına rağmen bunlara katılmıyorsa canı sıkılmış olabilir. Mesela çok sevdiği bir oyuncağı önemsemiyorsa sıkılmış veya artık tek düzelikten de rahatsız olmuş olabilir. Son maddemiz kedimizin sıkıldığını gösteren maddelerden bir tanesi. Bu aynı zamanda psikolojik olarak da en sıkıntılarından bir tanesi tuvalet alışkanlığının değişmesi. Herhangi bir tıbbi problemi olmamasına rağmen eğer ki kedimiz tuvaletini farklı yerlere yapıyorsa bu da sıkılmış olduğunu hatta depresyona girmiş olduğunu gösterir. Bu bazen eve yeni bir kedi geldiğinde veya standart hayatı bozulduğunda da olabilir. Peki kedilerimizin can sıkıntısı nasıl geçer? Kediler sıkılır mı? Bunun belirtilerini söyledik, konuştuk. Bir de burada kedilerimizin can sıkıntısını, sıkıntılarının geçmesini sağlayabilmemiz için maddelerimiz var. Kısaca onlardan da bahsedeceğim. Bu konuyu biraz daha ayrıntılı izlemek istiyorsanız diğer kedileri mutlu etmenin ve kendinize bağlamanın yollarıyla alakalı yapmış olduğum YouTube videomu izleyebilirsiniz. Onlarla kaliteli vakit geçirin. Birincisi bu. Çoğu zaman kedinizi mutlu etmenin en etkili yolu sadece onlara dikkat etmektir. Onlarla yatın, onlarla oynayın ve her gün onların eve biraz daha fazla bağlanmasını sağlayın. Bu sürekli olacak diye bir şey yok. Zaten kediler de sürekli ilgilenilmekten hoşlanmazlar. Günde yarım saat bile olsa onlarla vakit geçirmeniz rahatlamalarına ve sıkılmışlıktan kurtulmalarını sağlar. Bir diğer maddemiz, burası çok önemli, çiftler halinde evcil hayvan beslemeniz. Yani kedilerin depresyona girme nedenlerinden birisi de yalnız kalmaları aslında. Bunu bazen en kolay önleyebileceğiniz yol ona bir arkadaş almanızdır. Bu konu çok mühimdir. Bazen kediler arkadaş geldiğinde stresini atarlar ve hareketlenirler. Hiçbir insan kediye kendi cinsiyle muhabbet ettiği gibi edemeyebilir. Yalnız burada önemli bir husus, her kedi böyle olmayabilir. Özellikle artık yetişkin olmuş ve sürekli sizinle yaşamış bir kedinin başka bir kediye alışması çok zor olabilir. Bu nedenle iki kedinin zorlukları videomu izlemenizi de tavsiye ederim. Bir diğer maddemiz, kedileri sıkılmışlıktan kurtarabilmek için dışarıdaki ortamı taklit edin. Sonuçta kedilerin doğal ortamları sokaklar. Her ne kadar sokakta oynayabilecekleri düzgün bir alan kalmasa da biz de evde onların fıtratına uygun sokakta hangi işlerle uğraşıyorlarsa benzerlerini taklit etmeye çalışabiliriz. Mesela kediler yüksek alanlarda dolaşmayı, tırmanmayı çok severler. Bize tepeden bakmaya bayılırlar. Bu nedenle yüksek yerli tırmalama tahtaları alabiliriz. Ya da duvarlara sağlam raflar çakarak oralarda dolaşmalarını sağlayabiliriz. Bu madde çok önemlidir. Bir diğeri kedinizin avlanmasını sağlayın. Kediler avcı canlılardır ve avlanmak normal hayat şartlarında en çok hoşlandıkları şeylerdendir. Tabii ki sizi avlamayacaklar ama bu ihtiyacı da bir şekilde karşılamak bizim sorumluluk alanlarımızdan. Örnek olarak vereyim. Mesela kedinizin mamasını her gün aynı yere koymak yerine evinizin farklı yerlerinde birkaç mamasını saklamayı düşünebilirsiniz. Bu kedinizi yemeğini aramaya teşvik edecek ve bu da siz evde yokken onu meşgul edecektir. Eğer evde birden fazla kediniz varsa bunu çok da yapmanıza gerek kalmaz. Birbirleriyle zaten dövüş tarzı oyunlarla o ihtiyaçlarını da karşılarlar. Bazen de evde uçan bir kanasinek ya da kelebek bütün kedilerin peşine düşmesine neden olur. Şunu da yapabilirsiniz. Kedinin can sıkıntısını gidermek için bir pet şişenin ortasında yarıklar açarak içine mama koyarak kedinin emek vererek yemesini sağlayabilirsiniz. Kedimizin can sıkıntısını gidermek için uğraşıyoruz hala. Madem onları aldık, sahiplendik, bir diğer maddemiz nitelikli oyuncaklar alın. Son olarak kedilerin kovalama, takip etme, yakalama ve ısırma gibi bazı eylemlerini gerçekleştirebileceği oyuncaklar alabilirsiniz. Bu konuda kediniz yetişkinse oyuncak konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Ben yetişkin kedilerde çok basit bir tahtanın ucuna bağlı, uzun kalın bir ip ve etrafında biraz da ses çıkaran çıngırdaklı oyuncaklardan çok verim alıyorum. Onunla oynamayı çok seviyorlar ve bayağı da stres atıyorlar. Yavru kediler oyunu çok sevdikleri için 3 katlı ufak top oyuncakları bile işinizi görecektir. Kedilerin canının sıkıldığını gösteren belirtileri ve çözüm yollarını videomda sizlerle paylaşmaya çalıştım. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup bu videoyu da beğenirseniz benim için en güzel teşekkür olacaktır. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.